Sayın Bakan, bilmiyorum farkında mısınız ama tarihe geçiyorsunuz. Türkiye'de savaş yok, kıtlık yok ama ilaç eksikliği var, ilaç kıtlığı var. Bu konuda vatandaşlar un, şeker nasıl stokluyorsa, eğer ilaç bulursa ilacı da stoklamaya başladılar. En basit ağrı kesiciler, grip ilaçları, özellikle çocuklarda antibiyotikler. Bu konuda eczanelere gittiklerinde, eğer ellerinde bir reçete varsa 5 kalemin ikisini, üçünü bulur haldeler. Ve bu sizin bakanlığınıza nasip oldu. Hayırlı olsun. Bu sorunun ne yoktur? Ya bu, siz geçen bütçede de bakın, geçen bütçede de Sayın Bakan, geçen bütçede de bu PCR testine ilişkin size bir laf söyledim. Dedim ki sizin kendi hastaneniz bunu yayınladığınız genelgeden daha pahalıya yapıyor diye, hastanede daha pahalıya ücret alıyorsunuz diye. Siz oradan yalancı dediniz. Ben o gün anlamamıştım. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Böyle bir iddiada nasıl bulunabilirsiniz siz ya? Ben insanların eczaneye gidip ilaç alamadıklarından bahsediyorum. Siz de diyorsunuz ki inşallah ilaç firmalarıyla bir yakınlığınız yoktur. Ben oda başkanlığı yaptım. İlaç sektörünü gayet iyi bilirim. İlaç firmalarının içinde bulunduğu durumu da bilirim. Oradaki suistimalleri de biliyorum. Ama böyle bir iddia, daha başlamadan, daha ne söyleyeceğimi bile ve bilmeden böyle bir iddia çok çirkin. Yakışmıyor, size yakışmıyor. Siz ki her seferinde ben sizi görüyorum gayet naif, gayet böyle yumuşak açıklamalar yaparken neredeyse her seferinde aynı şeyi yapıyorsunuz. Benim bir kastınız mı var? Özel bir kastınız mı var? Sayın Bakanım, bu soruda... Lütfen süremi tekrar alın. Tekrar alın Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Ve velhasıl siz tarihe geçtiniz Sayın Bakan. Öyle ya da böyle kabul edin etmeyin. Ha tabii bu verilerin hepsi somut. Siz de açıklama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye'de ilaca ilişkin herhangi bir sorun yoktur diye. Ne yapıyorsunuz? Aynı anda eczaneleri denetliyorsunuz. Eczane depolarını denetliyorsunuz. Ve açıklamanız 17 eczane deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi diye. Tüm cezayı kesiyorsunuz. Dün hükümetinizin patates eksikliğinde soğuk hava depocularına yaptığı baskın gibi ya da marketlere yaptığı baskın gibi suçu kendi üzerinizden atın da kim burada suçlanırsa suçlansın. Eczacılar bunu biliyordu. Önce şöyle bir afiş astı eczanelerine. Dediler ki eczanenizde bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacı değildir. Çünkü biliyor. Bu iktidar ne zaman bir sorun olsa, kendisinden kaynaklı bir sorun olsa mutlaka o kişiyi suçluyor. Fırıncı suçlandı bu ülkede, hain ilan edildi. Aklınıza gelen tüm kesimler. Ancak bu sorunu siz çok iyi biliyorsunuz. Bu sorunun kökü nedir? İlaç fiyat kararnamesi değil mi? 9 yıl önce, 14 yıl önce müdahale edildi. Ancak 14 yıldır herhangi bir müdahaleye sahip değil. Kurda bir problem var. Kur düşük. 4.57. Bu kurun şu andaki kurla 1/3'e falan geliyor. Burada bir iyileştirme ve üreticilerin üretimine destek verme gibi bir durum ortada. En yakın yerli ilaç sanayi bile etken madde alırken sıkıntı çekiyor. Bakın daha dün konuştum Türkiye'de önemli bir ilaç firmasının sahibiyle. Şu anda C vitamini bile ithal edemez halde. Çünkü ürün bulunmuyor. Ya da mevcut dolardan daha fazla ürün geliyor. Böyle bir durum var. Ve siz bunların hepsini somut olarak bulabileceğiniz kaynaklarınız var. Ya da eczaneye baktığınızda 14 yıl önceki ilaç fiyat kararnamesiyle ilaç satıyorlar. Sonuçta bunun ileride daha büyük krizlere neden olacağı açık. Ekim ayında bir açıklama yaptım. O zaman depoları kolaçan ettim. 150 tane ilaç eksikliği vardı. Bu ayın başında da Türk Eczacılar Birliği açıklama yaptı. 650 kalemin olmadığını ifade etti. Bugün Türkiye'de 10 bine yakın ilaç var. Bunun 1000'inde sorun var. 180'e yakın sıfır stok ama diğerleri mevcut stoğun altında ayda 10 bin tane satılan ilaçtan Türkiye'de IMS'e ya da ilaç takip sistemine giriyorsunuz. 100 tane, 200 tane var. Buna siz var diyebilirsiniz ama bu yok anlamına geliyor. Şimdi buradan siz karekod uygulaması, ilaç takip sistemi gibi kolay ulaşılabilir bir sistem olmasına rağmen ve bu konuda da sektör bileşenleriyle bir araya gelip ki özellikle Türk Eczacılar Birliği bu konuda her zaman ucuz ilacı savunmuştur. İlaç konusunda da her türlü desteği de vermiştir. Buna rağmen bunun yerine şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bu işin sorumlusu biz değiliz. Kesinlikle haşa. Sağlık Bakanı olur mu? Hele hele ekonomide bunca sorun yaşatan Cumhurbaşkanı olmaz. Kim?
Bir kere en başında bu krizin ilk sorumlusu, en alçağı ağrı kesiciler. Bu ağrı kesiciler buna sebep oluyor. Ya da aspirin var, bunların en hainleri. Vatan haini, buna terörist bile diyebiliriz. Ya da haysiyet fukarası kim? Antibiyotikler. Onu çıkın açıklayın. Deyin ki Türkiye'de haysiyet fukarası antibiyotiklerdir. O sebep oluyor buna. Ya da milli birliğimize kasteden pastiller var. Onu da söyleyin. Orada da sıkıntı var. Kesinlikle o da milli birliğimizin kastetmek adına burada yok. Ya da yetimin kursağından geçmeyen gargaralar. Onlarda da sorun var. Onlar da milli birliğimizi tehdit olarak gösteriyor. Şu anda da bu milletin hiçbir yarasına merhem olmamış en alçağı da pomaklar. Şimdi siz sorunları böyle insanlara doğru uzaklaştırdığınızda meseleyi halletmiş olursunuz. Ama size söylüyorum, bakın süre bitti. Hemen şurada yakın eczanelere gidelim, elimize bir reçete yazalım. Size kimsiniz? En basit kalemleri yazalım, bakalım bulabiliyor muyuz? Son ifade şunu da söyleyeyim. Bu ülkede beka sorunu bekan bir silindir ve hangi hakla bu piyasada yoksa ey bakan bir silin bir halde gel bu sorunları çöz.